Hepinize merhaba arkadaşlar. Basketbol Anatomisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Basket Talks'la birlikte yaptığımız serinin 3. videosu bu. Mevkilere göre ayakkabı seçimi nasıl olur bunu anlatıyoruz. Guardlar için yaptık, pivotlar için yaptık. Şimdi son mevkiye geldik. Forvetler. Kısa forvetler ve uzun forvetler. SF ve PF dediğimiz iki pozisyon için bugün size nasıl ayakkabı seçimi yapılması gerektiğini anlatacağım. Öncelikle bu mevkide oynayan oyuncular için en önemli özellik çok iyi bir yastıklama olması. Çünkü sahada en çok koşan, en çok zıplayan, fiziğini en çok kullanan oyuncu grubu forvetler aslında. Hem pivotlara yardım ediyorlar pota altında hem de dışarıda gerektiğinde top yönlendirip oyun kuruyorlar. Bu yüzden yastıklama onlar için çok önemli. Tabii ki sağ tutuş da çok önemli. İkinci en önemli özellik de onlar için ayağı çok iyi destekleyen bir ayakkabı olması, iç desteğinin çok iyi olması ayakkabının. Bugün önümde birkaç ayakkabı var. Bunlar hakkında konuşacağız. Hazırsanız ayakkabılara geçelim. Evet, ilk önerim KD14. Zaten KD serisinden herhangi bir ayakkabı alabilirsiniz. Hepsi forvetlere çok uygun. Çünkü hepsinde olağanüstü bir yastıklama var. Ve support dediğimiz yani ayak desteği çok iyi durumda. KD14'te özellikle bu strap dediğimiz bu üst yapıyla birlikte bunu iyice ileriye taşımışlar. KD14'ü tavsiye ederim o yüzden forvetlere. Fiyatına gelecek olursak fiyatı şu an 1350 TL civarında ama yakın zamanda zam gelecektir büyük ihtimal dolar kuru sebebiyle. KD14 ilk tercihimiz, isteğe ekliyoruz. İkinci sırada Adidas Next Level var. Gerçekten çığır açan bir ayakkabı. Bağcıksız bir ayakkabı olmasına rağmen ayağı o kadar iyi sarıyor ki hem de hafif bir ayakkabı. Ayağınızda yokmuş gibi hissediyorsunuz. Sanki çorapla oynuyorsunuz gibi. Yastıklaması da Light Strike yastıklama kullanılmış. Ve inanılmaz güzel olmuş bu ayakkabı da Light Strike. Kesinlikle forvetlere önerebileceğim bir ayakkabı. Fiyatına gelirsek fiyatı 1100-1200 TL civarı. Bunun yeni modeli çıktı aslında. Future Natural diye. Onu bulamadım henüz. Bulursam onu da en kısa zamanda inceleyeceğim. Next Level'i de ekliyoruz. Evet, üçüncü ayakkabı LeBron 16. LeBron 16'nın bilek desteği üst düzey değil ama ayak içindeki desteği sayesinde bu listeye girdi. Ayrıca mükemmel bir yastıklamaya sahip bu ayakkabı. Biraz ağır olduğunu kabul ediyorum ama güçlü forvetler için, özellikle 4 numarada oynayan oyuncular için bu büyük bir problem olmayacaktır. Fiyatına gelirsek de fiyatı 1200 ile 1500 arasında değişiyor. Şu an bulmak biraz zor olsa da sıradaki ayakkabıya geçelim. Sırada düşük bütçeli bir ayakkabı var. Tarmac Fast 500 modeli. Bu model çok ağır bir model değil, çok ağır bir ayakkabı değil. Yastıklaması da biraz sert, o yüzden alışmak için zaman gerekiyor yastıklamasına. Yani 3-4 kere giydikten sonra alışabiliyorsunuz. Ama bütçesine göre, yani fiyat performans olarak gayet iyi bir ayakkabı. Fiyatı 320 ile 350 TL arasında değişiyor. İndirimde 300 TL'ye kadar düşüyor hatta. Decathlon'da bulabilirsiniz, tercih edilebilir. Evet, diğer ayakkabı antidokumponun son ayakkabısı Zoom Freak 3. Bu ayakkabı diğer forvet ayakkabılarına göre çok hafif kalıyor aslında. Hafif bir ayakkabı istiyorsanız eğer, hızlı bir forvetseniz bu ayakkabıyı tercih edebilirsiniz. Yastıklama olarak Zoom Air yastıklama kullanılmış ki gayet iyi çalışıyor bu ayakkabıda. Onun dışında iç desteği LeBron kadar iyi olmasa da tercih edilebilecek bir model. Fiyatı en son indirimlerde 950 TL kadar düşmüştü. Kesinlikle kaçırılmaması gerek o fiyata bu ayakkabının. Ayak desteği de öndeki şu destek sayesinde gayet iyi çalışıyor aslında. Kesinlikle tavsiye ederim bunu da forvetlere. Evet, diğer ayakkabıya geçelim. LeBron Zoom Soldier 12. Bu ayakkabının en önemli özelliği bilek desteğinin biraz uzun olması ve içteki yastıklarının gerçekten ayağı iyi koruması. Yine Zoom yastıklama kullanılmış bu ayakkabıda. Öndeki şu biraz karmaşık yapı aslında biraz rahatsız edebiliyor, bazen açılabiliyor bu cırt cırtlar. Ama yine de tercih edilebilecek bir model. Şu an bulmak biraz zor bu modeli ama fiyatı 1000 ile 1200 TL arasında değişiyor. Listemize ekleyebiliriz bunu. Evet, bugün forvetler için ayakkabı seçimi nasıl olmalı konusunu konuştuk. Basket Talks Akademi'de yayınlanacak bu. Ayrıca Basketbol Konuşu YouTube kanalında yayınlanacak. Bu seri burada sona eriyor. Mevkileri bitirdik. Ama bundan sonraki serinin ne olacağına size birlikte karar verebiliriz. O yüzden yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Basketbol Konuşu'nu takip etmeyi, Basket Talks'u takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.